Yedinci maddede iki önerge bulunmaktadır. Önergeleri aykırı kısasına göre işleme alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 105 sıra sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 7. maddesiyle 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri hakkında kanunun 3 taksim C maddesinin 5. fıkrasına yapılan değişiklikteki ilgili dava daireleri kurulunca 3 ay içinde karar verilir cümlesinin ilgili dava daireleri kurulu 3 ay içinde karar verir şeklinde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. Turan Aydoğan İstanbul, Zeynel Emre İstanbul, Sibel Özdemir İstanbul, Orhan Sümer Adana, Nazır Cihangir İslam İstanbul milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerine söz isteyen İstanbul milletvekilimiz Sayın Nazır Cihangir İslam. Süremiz 5 dakika Sayın İslam. Teşekkür ederim Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım. Bugün görüştüğümüz konuda aslında yargı reformu dediğimizde aklımıza gelen şey hukuki otonominin tesisidir. Yani siz bu merkezi sınavı ancak Adalet Bakanlığı, üniversiteler ve baroların işbirliğiyle yapıyorsanız bir anlamda işi bilimselleştiriyorsanız bunun bir anlamı vardır. Ama bu sınav neticede bir bürokrasinin elinde kalacaksa sonuçlar kanaatime göre çok da değişmeyecektir. Şimdi yine uzmanlarla konuştuğumuzda şunu öğrendik ki hukuk mesleklerine giriş sınavı ile hakimlik yazılı sınavı müfredatı örtüşmüyor. İkinci mesele etik derslerinin zorunlu olmaması, hukuk gibi önemli bir konuda özellikle etik derslerinin zorunlu olmaması hadisesi. Çok değerli arkadaşlarım, bir mesele daha şu, bu aslında gerçekten milli bir meselemiz. Hukuk müfredatı içerisinde dogmatik derslerin merkeze alınması ve felsefi derslerin arka plana itilmesi nedeniyle bizde bir milli hukuk üretimi oluşamıyor ve bu yüzden ulusüstü mahkemelere veya yargı organlarına olağanüstü başvuru var ve onlara çok iş düşüyor. Son mesele aslında bizim eğitimimizin gerçekten ortak meselesi. Bunca hukuk fakültesi, bunca öğrenci yerine kontenjanları düşürüp niteliği ve bilimsellik niteliğini arttırmak bu sorunun çözümüne yardımcı olacaktır. Uygulamaya gelince değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'deki en büyük problem hakimlerin ve savcıların müdahaleye açık durumudur, korunmasız durumudur. Yani onların benim aklıma gelen, yani bir tıpçı ve bir akademisyen olarak aklıma gelen, onları tayin durumundan kurtarıp belki bir rotasyon durumuna sokmak ve yerlerinin sabitliğini sağlamak onları daha özgürleştirecek, kararlarını daha tarafsız kılabilecektir. Çok değerli arkadaşlarım, yine yaptığımız bir araştırma sonucu ülkede beraat oranı çok yüksek. Aslında bu hukukçu olmayan biri benim tarafımdan işitildiğinde sanki iyi bir şeymiş gibi görünüyor ama bunun anlamı yetersiz iddianame. Yetersiz iddianame ya eğitimsizlikten oluşur ya da baskıdan oluşur. Ama biz KHK sürecinde şunu yaşadık ki bir savcı önüne getirilen insanlar hakkında bir iddianame yazmazsa bir bakıyoruz onun tayini çıkmış. Savcı tarafından mahkemeye getirilen bu şüpheliler hakkında dava reddedilirse bir bakıyoruz mahkeme heyetinin tayini çıkmış. İşte asıl meselelerimiz çok değerli arkadaşlarım bu gibi meseleler. Şimdi değişiklik maddelerine gelince diyorsunuz ki haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Bu zaten suç değil. Yani cari mevzuatta da suç değil. Burada mesele uygulama sorunu.
Mesele amel sorunu. Yani sizin hukuka bakışınız. Pasaport meselesinde de benzer bir şey yaşıyoruz. 9 takla atıyoruz, kolluk kuvvetlerinin ve muhtarın denetiminden de geçiyoruz ama son cümlenin sonuna bakıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nca pasaport verilebilir. Verilebilir diyorsanız bunun eş anlamlısı verilmeyebilirdir de. Yani bunun da aslında mevcut duruma getirdiği bir yenilik yok. Mevcut durumda zaten hakkı olan insanlar dahi pasaport almıyor. Ama bu maddenin neden buraya konması gerektiğini sizin gözlüklerinizle okumaya çalıştım. Bu madde tamamen İçişleri Bakanlığı güvence altına almaya yönelik bir maddedir. Ve getirdiği hiçbir yenilik yoktur. Siz eğer, ben kıt hukuk bilgimle konuşuyorum, otoriteyi, benim gibi bir vatandaşa karşı otoriteyi bağlayıcı, yani pasaport verilir ibaresini kullanmıyorsanız, beni herhangi bir güvence altına almıyorsunuz demektir. Sayın Başkan, vaktim bitti ama biraz uzatma rica ediyorum. Teşekkürler. Sorun şurada arkadaşlar. Bakın. Ekliyorum sürenizi şimdi. Sorun şurada çok değerli arkadaşlarım. AK Parti Grup Başkanı Sayın Naci Bostancı'nın geçen de basına verdiği, canlı olarak da izledim, beyanı. Hukuki bir engel olmasa da devlet aklı bu insanlarla çalışmak istemeyebilir. Kimden bahsediyor? KHK ile işinden atılan, aklanan, beraat eden insanlardan bahsediyor. Yani hukukun, yargının önüne kendince oluşturduğu ve arkasına saklandığı bir devlet kavramı yerleştiriyor. Ve devlet aklı demekle de aslında kendi heva ve hevesini konuşturuyor. Bizim asıl meselemiz budur. Amel meselesidir, uygulama meselesidir. Değerli arkadaşlarım, bir mesele daha var. Biraz daha vaktim olacak mı Sayın Başkan? Bir dakika son daha. Son defa bir dakika ekleyeceğim size Sayın İstem. Peki. Her zaman kürsüyü kullanmıyorsunuz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Girip girmemekte epey düşündüğüm bir konu. Ne yaşadık? Bu ülkeye gelen öz... Ekleyin arkadaşlarım. Bu ülkeye gelen Özbek kızının bir milletvekilinin evinde cesedinin, elinde milletvekili silahıyla cesedinin bulunmasının geçirdiği prosedür bizim hukuk anlayışımızın ve uygulamamızın özetidir arkadaşlar. Hiçbir zaman kimseyi suçlayarak söylemiyorum. Sayın Şirin Ünal'ı da çıkıp hem bu meclise hem bu millete açıklama yapmaya davet ediyorum. Hepinizi de 12 Öfkeli Adam filmini izlemeye bir kez daha davet ediyorum. 10 yaşımdan beri defalarca izlemişimdir. Ama diyorum ki deliller bu kadar aleyhinde olmasına rağmen ve halkın gözü önünde kiminle konuştuysam şüpheli nazarıyla bakılmasına rağmen masum olabilir. Ama bu sistem suçu da örter, masumiyeti de örter. En önemlisi biz Nadire Kadirova'nın annesine ne diyeceğiz arkadaşlar? Esas mesele budur. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.